Ya amcaya ne diyeceğiz şimdi? Ayağımızı da incittik. Ne olacak? Gelmesini eğittiniz ya, pek de çabuk döndünüz canım. Evet, çabuk döndük. Hava çok soğuktu amcacığım. Müjdemi getirdin mi? Yolcu var mı yolcu? Yolcu mu? Yollar çok kalabalıktı tabi. Benim sana öteki yolcuyu dedim. Onu buna sor, ben bilmem. Damadınız kayak yapmasını bilmiyor, ayağını incitti biraz. Olsun, memnunsunuz ya. Odanız rahat diye. Rahat olmasına rahattı ama çok kalabalıktı. Ya otel çok kalabalıktı amcacığım. Bu gece burada rahat edersiniz. Ederiz ya. Size büyük odayı ayırttım. Kumrular gibi koklaşırsınız. Oh. Koklaşırız değil mi? Bu akşam annemler yemeğe bekliyorlar. Başka zaman inşallah. Oh Kadir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu ne güzel sürpriz böyle. Bizi ne kadar sevindirdiğinizi anlatamam Kadir Bey. Ailece hoşlandık senden dostum. Asil bir dost kazandık, ne şeref. O şeref bana ait efendim. Bugün önemli bir teklifte bulunmaya geldim. Buyurun, emredin. Estağfurullah. Eğer izniniz olursa kızınız Serpil Hanım'a evlenme teklif etmeye geldim. Hoppala! Yani biraz acele oldu da. Haklısınız. Biz iş adamları açık ve kesin konuşuruz. Bilmem ne cevap vereceksiniz. Vallahi bizim kız... Dur abi, cevap hakkı benim. Efendim, sizin gibi varlıklı, temiz bir genci kim damatlığa istemez? Ancak... Evet. Bir kez de kızımıza sormalıyız, değil mi? Ne de olsa son söz onun. Elbet efendim. Yahu amca beyin dediği büyük odada kalsaydık. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kadir Bey. Tam zamanında geldiniz. Biz de size ait çok önemli bir şey konuşuyorduk. Öyle mi? Konuşalım bakalım. Hadi bakalım. Abdi, Abdi! Sana müthiş bir havadisin var, gel! Hayır kız, dur ayağım ağrıyor! Müsaadenizle Kadir Bey, önce ben konuşayım kızımla, gel! Neler oluyor anne? Demek bizim kızı istiyorsunuz. Evet! O halde şerefe eşelim dostum! Öyle şey olur mu anneciğim? Ben resmen evliyim! Kızım, adam Karun kadar zengin. O mendebur amcanın kahrını çekeceğimize, yeni damadımıza güveniriz. Ya evli olduğumu öğrenirse? Öğrenemeyecek. O arada da hem amcanı hem kocanı başımızdan savarız. Peki, ben ne yapayım şimdi? Gene ne dedikodu yapacaksın? Dinle enişte, Kadir Bey bize niçin gelmiş biliyor musun? Yo, bilmiyorum. Dur sorup gelin. Dur canım! Kız istemeye, yani beni istemeye gelmiş. Öyle mi? Ayağım uğurlu geldi desene. Evde kalacaktım, benim yüzümden koca buldun. Ona karşı çok nazik ol. Böyle kısmet kaçırılmaya gelmez. Tabii. Hiç kaçırılır mı böyle hıyar? Sen merak etme, nikahta şahit bile olurum. Tebrik ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O halde bu iş oldu diyebiliriz. Oldu, oldu! Tebrik ederim enişte! Gel seni bir öpeyim! Allah için gül gibi kızı seçmişsin! Bunlar bilmem deseler bile, ben sana kızı verdim gitti! Nikahta şahidiniz benim, tamam mı? Çok naziksiniz. Öyleyim değil mi enişte? Çok sevdim seni vallahi ya! Fiskos ediyorsunuz orada. Aa, sen karışma abi. Düşünmeden söz kestiniz, şimdi ayıklayın pirincin taşını. Pirinç mi ayıklanacak? Daha kaç gün böyle idare edebiliriz? Yok canım, merak edecek bir durum yok ki. Veririz kızı, olur biter. Enişte bey hem zengin hem yakışıklı, değil mi? Ne demezsin?
İşin sonunda rezil olmak da var. Yok canım, neden olsun? Bereke şeye razı olmasa ne yaparız? Kim razı olmayacak? Amca bey mi? Onu ben razı ederim. Enişte beyi buldun, keyfin yerinde değil mi dayı bey? Sen de eniştenin iyisini buldun. Buldum ya, enişte beyi çok seviyorum canım, çok şeker adam. Ne yapıyorsun? Sonunda yalnız kaldık işte. Ne demişler? Daha daha kavuşmaz, seninki benden kara. Balayına kavuştuk işte. Yatıyor musun? Ayakta mı duracaktın? Çok uykun var herhalde. Benim hiç yok. Benim uykum var. Üstelik de başım çok ağrıyor. Yatalım geçer. Yatamayız. Niye? Çünkü sen çok fena horluyorsun, rahatsız olurum ben. Horluyorum öyle mi? Al şunu, dışarıda yatıver. Dışarıda gelin güvey olamayız ki. Başka zaman. Beni kıracak mısın?